Salam dostlar, bugünləri final dərsanəsində sizə təhsildən bəhs edəcəyik və qonağım final dərsanəsinin rəhbəri Sərhad bəy Kalmaz. Amma bəncə qalblərdə qalır. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlər də aynı şəkildə. Teşekkürler. Görün, neçə ildir biz Sərhad bəyi tanıyırıq ve sözünün sır mənasında bugünə kimi peşəkarlığı, komandası ve xüsusilə də bu məkanı Sərhad bəy möhtəşəm. Dizayn, her şey, təşkilat ve eyni zamanda ne deyim, gördüm, elə bildim ki, mən tələbə olub gəlib oxumaq istəyirəm. Yenidən abituriyent olmaq istəyirəm. Çünki məkana daxil oral olmaz, insanın bütün əhvalı və pozitiv ruhiyyəsi köklənir. İndi isə Sərhad bəy, gəlin ilk öncə ondan başlayaq ki, biz Türkiyədə və Azərbaycanda artıq nə vaxtdan fəaliyyət göstəririk? Şimdi Pir Hanım, çok güzel bir mekanımıza geldiniz. Sizlerle beraber inşallah bugün halkımızla yaptığımız işlerle bağlı sohbetimiz olacak. Ama öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Bu sizin de herhalde bilmiyorum 7-8. Bir verilişiniz olacak. Evet. Buradan da bu güzel Azerbaycan halkıma, bizi seven dostlarımıza hepsine de bayramlarını kutluyorum. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah güzel, mutlu bir bayram geçirelim. Amin. Hep birlikte. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Final Dershanesi 43 yıldan beri Türkiye'de faaliyetini gösteren bir tescil kurumudur. Ve Türkiye'nin en büyüğüdür, bir numarasıdır. Bizler de 13 yıldan beri Azerbaycan'ımızda, Bakü şehrimizde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Şu ana kadar binlerce öğrenciye talebe adını kazandırdık Türkiye'de. Bunun gururunu yaşıyoruz. Hatta bitirenlerin çoğu gelip Azerbaycan'da çalışan öğrencilerimiz var. Aynı şekilde Türkiye'de kalıp orada çalışan ve hayatlarını devam ettiren, aynı zamanda aile kuran öğrencilerimiz var. Tabii biz bunları duyduğumuz zaman da gerçekten çok güzel bir yolda ilerlediğimizi ve doğru bir yolun içerisinde insanlarımıza çok güzel bir uğurlar verdiğimizi, aynı şekilde onların gelecekte iyi bir kariyer kurmalarını için bir kömek ettiğimizi, heyecanını ve o güzelliğini, mutluluğunu hep birlikte yaşamanın içerisindeyiz, sevincin içerisindeyiz. Süper, həqiqətən də və nə yalan deyim, tələbələr burada özünü evdəki kimi hiss edirlər. Çünki mən özüm bura gələn zaman düşündüm ki, mən hansısa bir təhsil ocağından əlavə doğma yerimə gəlmişəm. Çünki bu doğmalığı, bu istiliyi burada hiss etdim. Adətən məktəbə gedirik, part arxasında otururuq, istər-istəməz indi 21-ci əsrin gəncləri sovet dövründə alışdığımız o vərdişləri istəmirlər. Hər kəs müasirliyi istəyir, rəngarəngliyi istəyir. Evet. Bax elə ona görə də abituriyentlərin o insanlara deyilir motivasiyası lazımdır. Motivasiyon məhz bax buradan gəlir. Məkana daxil oluruq, motivasiyamızı toplayırıq və başlayırıq yaxşı-yaxşı oxuyub təhsil almağa ki, biliklərimizi əldə edək. Bax, tələbələrimiz, şagirdlərimiz Azərbaycandan Türkiyəyə gedərkən nə etməlidirlər? İlk öncə nələrdən başlamalıdırlar? Siz bizə bu baxımdan və izləyicilərimizə yardımcı olun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Öncəliklə öğrencilerimiz, daha doğrusu valideynlerimiz bir karar vermeli. Yani ben gelecekte uşağımı Türkiye'de okutma fikrim varsa, eğer böyle bir fikre gelmişlerse mutlaka öğrencilerimizin yani şagirdlerimizin 8. sınıftan itibaren gelip bizler de hazırlıklara başlaması gerekiyor. YÖS hazırlıklarımız Türkiye'ye gitmenin için iki varyant var. Birinci varyant ve en önemlisi, en keyfiyetlisi varyant tamamen YÖS hazırlığıdır. İkinci bir varyant atestat, yani diploma puanıydı. Şimdi biz tabii ki öğrencilerimizin 100%'ine de YÖS'ü tavsiye ediyoruz. Niye? Türkiye'de 108 tane devlet üniversitesi var. 108 devlet üniversitesinin 90% YÖS programıyla öğrencileri kabul ediyorlar. Kalanları da, onlar da atestatla. Olabilsin ki bizim Bakü'de yaşamış ya da bizim diğer büyük rayonlarımızda yaşamış olan şagirdlerimiz o diğer şehirlere, yani atestatla kabul eden şehirlere gittiklerinde olabilsin belki biraz darıksızcı olabilir. Belki o istedikleri şeriatı tapabilmezler. O yüzden de biz öğrencilerimizin gerekçede sıkılmasını istemiyoruz. Ona göre de biz kesinlikle YÖS programını tavsiye ediyoruz. YÖS zaten çetin değil. Yani TGDK'da biliyorsunuz gruplar üzere hazırlıklar var ama YÖS'te öyle bir şey yok. YÖS'ten iki fenden, bir riyaziyat, bir mantıktan hazırlaşıyorlar. İstedikleri ihtisası seçerek ve biz onları o şekilde yerleştirerek gidip Türkiye'de tesis hayatlarına başlıyorlar. Yani çok keyfiyetli, çok efektli hem de çok asant. Yani özellikle mesela tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ya da mimarlık, hukuk fakültesi gibi fakültelere gitmek isteyen öğrencilerin YÖS programından hazırlaşması zaten 100% gerekiyor. Ve onlar da gelecekteki hayatlarını bu dediğim fakültelerde okudukları zaman da Türkiye'de kalıp işleme imkanı tapabilecekler. Şunu da ben size söyleyeyim Pir Hanım, buradan bizi izleyen seyircilerimiz de bizi duysunlar.
Bir sefer Azerbaycan halkımız bizim kardeş halkımız olduğu için de, kardeş ülkemiz olduğu için de Türkiye'de onların devlette işleme imkanları var. Bu hiçbir ülke vatandaşına verilmemiştir. Bu sadece bizim Azerbaycan halkına özel bir uygulamadır. Yani sabahleyin orada aile grup yaşayabilir ya da aile kurmasa da orada kalıp bir devlette işleyebilir. Teslim böyle de güzel değil, üstünlüğü var. Tescilli alanda işleyebilmez çünkü onun talep olduğuna göre onun işlemesi biraz çetin olur. Hem de zaten fenlerine göre de o biraz alınacak bir şey değil. Ama inşallah üniversiteyi kurtardıktan sonra da kalıp herhangi bir devlet kurumunda ya da özel sektörde çok rahatlıkla işleyebilir. Süper. Ve sonunda Türkiye üniversitelerinde okumak için ne üzere hazırlaşmak lazımdır ve hususuyla hansı fenlere ihtiyaç var? Şimdi onu ben az önce söyledim ama siz tekrar böyle bunu bana hatırlatmanız çok iyi oldu. Ben bunu dakikleştirmek istiyorum. Yani TGDK'dan mesela 5 tane grup var bizde. 1, 2, 3, 4, 5. Her grubun kendine ait fenleri var. Böyle. Ama şimdi YÖS'te öyle bir şey yok. YÖS'te 2 tane fen var. Bir riyaziyat, bir mantık. 2 fenden hazırlaşıyorsun, balını yığıyorsun ve yıldıktan sonra da istediğin ihtisası seçiyorsun. Bu kadar asant. Yani o kadar rahat ki çocuklarımız da zaten bunu hissediyorlar. İşte mesela 2021 yılında yani geçen yıl gönderdiğimiz şagirdlerimiz bunlar. İnşallah bu yıl üstüne gelecek. Aynı şekilde daha çok insan gönderme imkanımız olacak. Bir de pandemiden dolayı insanlarımız gerçekten 2 yıldan beri gerek psikolojik olarak gerek başka bir takım sıkıntılar yaşadılar. Valideynlerimiz de haklı, öğrencilerimiz de haklı. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Ama biz o konuda da destek oluyoruz onlara. Yani sohbet burada sadece tesliden gitmiyor. Onlar bu kapıdan içeri girdikten sonra biz her zaman aynen biz onların her zaman yanındayız. Ben zaten bir rehberlik yapmıyorum, yapmadım da. Biz onlardan arkadaş gibiyiz, dost gibiyiz, bir aile gibiyiz burada. Bütün çalışanlarımızla beraber ve ben başta olmak üzere. O yüzden de çocuklarımız buraya geldikleri zaman ben inanıyorum ki hem valideynlerimiz hem çocuklarımızın geleceği için de en güzel, en iyi neyse onunla karşılaşacaklar. Hiçbir problem olmayacak. Türkiye artık kabul olunduktan sonra bu tələbələr ki gedir universitetdə, əsas orada problemlər yaranır. Yəni problem deməyək de, çünki problemi siz artık həll edə bilirsiniz. Amma insanlar da daha çox ağır bir problem görürsənir. Yurt problemidir, sonra qayıt işləmləridir, yəni qeydiyyata alınma, universitet, fakültənin seçimi. Bax, bunlar əslində necə olmalıdır? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Geldiği kadar böyle ağırdı mı? Değil. Şimdi ben size bakın şunu söyleyeyim. Şimdi öğrencilerimiz bize 8 sınıftan ya da 9'dan ya da 10'dan geldikleri zaman hangi ihtisas seçeceklerini bilmiyorlar. Bugüne kadar gelmiş en son anda diyor ki işte ben şöyle olmak istiyorum ama gerçekten onu okuyabilecek durumda mı? Ya da onu okuyup bitirdikten sonra ondan ilgili bir kariyer kurabilecek mi? Yani biz o konuda çocuklarımızın tam 100% yanındayız. Niye? Çünkü biz onları tanıdıktan sonra biz onları istikametlendiriyoruz. Hangi fakülte gelecekte onun için daha hayırlı olacak ve onu bitirdikten sonra en iyi kariyere nasıl kuracak? Biz ondan bağlı zaten uşaklarımıza kömek ediyoruz 100%. Ve çocuklarımız Türkiye'ye gittikten sonra ki onların en büyük şansı ne? Finale gelmeleri. Çünkü final Türkiye'nin bir numarası. 81 tane şehrinde o hepsi beraber toplam 277 tane bizim şöbelerimiz var. Şöbelerimiz olduğu için de çocuklarımız hiç vakit darda kalmıyorlar. Gece saat 12'de pulları bile bitse biz herhangi bir final şöbesinin rehberine telefon açıyoruz. Arkadaşım şuna pulunu götür ver diyoruz ve onlar o saatte bile kalkıp çocuklarımız o pulu çattırabiliyorlar. Çünkü final olarak biz çok şükür gerek Türkiye'de gerek Kıbrıs'ta gerek Azerbaycan'ımızda yani 400'e yakın şöbelerimizden halkımızın hizmetindeyiz. Ve en güzel neyse onu vermeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz yolumuzda. Valideynleri en çok narahat eden meselelerden de biri məhz diplomların tanınması meselesidir. Çünkü bununla bağlı problemler yaşayırlar bazıları. Diğer başka bir üniversitelerde okuyorlar. Azerbaycan'da geri dönüş edilir ve diplomları tanınmır. Bak bu zaman ne etmeli demin insan? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz dünyada iki tane ülke var ki aynı dili, aynı kültürü yaşayan. Bunlardan biri Azerbaycan, biri Türkiye. O yüzden de bizim birbirimizden farkımız yok. Yani çocuklarımız eminlikle 100% Türkiye'de herhangi bir devlet üniversitesini bitirdikleri zaman onlar Azerbaycan'a döndüklerinde kesinlikle öyle bir problemle yaşamayacaklar. Yani hatta valideynlerimiz olabilir yürekler rahat olsun diye Tahsil Nazirliğimizin kaynar hattına telefon açıp oradan da danışıp onu dakikleştirebilirler. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Bütün şagirdlerimiz üniversiteyi bitirsinler. Ama ben inanmıyorum Azerbaycan'a çok fazla kaydan insan olsun. Çünkü ben nasıl 13 yıldır Azerbaycan'da yaşıyorum, ülkemi seviyorum, insanlar bizi seviyorlar. Şimdi maddi açıdan da para da kazanıyoruz. Ben niye o zaman gideyim Türkiye'ye? Çünkü burada benim bir ülkem. Aynı dili danışıyoruz. Bakın aynı şeyleri konuşuyoruz. O yüzden de öyle bir sıkıntı olmayacak. Kesinlikle 100% ben zemanet veriyorum. Ve aynı zamanda eyani diyelim ki üniversiteyi eyani gidebilmeyenler için diğer bir şansı var mı? Belli. Şimdi onlar için de biz çok güzel çalışmalarımız var. Şöyle diyeyim. Mesela öğrencimiz gitti Türkiye'ye. Eyani olarak bir fakülte okuyor.
başladı. Herhangi bir faktör hiç önemli değil. Ama diyor ki arkadaş ben çalışmayı seviyorum. Sehere kadar ben oturup ders çalışırım. Benim için problem değil. Ben bir üniversite daha okuyayım 4 yıl içerisinde. Problem yok. O zaman ne yapıyoruz? Aynı öğrencimizi, talebemizi başka bir gıyabi olarak fakültede düzeltiyoruz. Onun içinde inan doğru. Hem gıyabi hem gıyabi. Belli, belli. Mesela vakt aslında bakanda vakt etmiyor. Deyin ki ben 4 yıl üniversite bitirdim ama ben 4 yıl üniversitede bir ihtisas aldım. Belli. Hemin anda ben gıyabiye dahil olup eyni anda ikinci ihtisası da alabilirim. Belli. Bu neye okşuyor biliyor musunuz Fira Hanım? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Siz buradan gidiyorsunuz tatile herhangi bir ülkeye, bir yere. Ama çamadanınıza bir tane şey koymuyorsunuz da iki tane tutuyor. Niye? Üzerine olur bir şey tökülür olabilirsin. İkincisi de evet. Şimdi öğrencilerimiz de Türkiye'ye gittikleri zaman bir fakülteyi bitirip de acaba sabah ne olacak? Niye fikirleşsin? İkinci fakülteyi de bitireyim. O da benim diplomam olsun. Biri burada, biri burada olsun. İki diplomayla ben ne yapayım? Hayata başlayayım. O zaman çok daha efektli oluyor. Yarın bir şirkete gittikleri zaman ya bir işle bağlı bir sohbete gittikleri zaman adam siz CV'nize iki üniversitenin diplomanı koyduğunuz zaman o çok daha keyfiyetli oluyor. Yani o konuda da biz de öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Hatta bundan ilave olarak mesela çoğu insanlarımız Azerbaycan'da çalışıyorlar. Türkiye'ye gitmeleri onlar için eyani olarak okumaları onlar için mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz? Özellikle kadınlarımız için söylüyorum ben. Onlar da aynı şekilde gıyabi olarak biz onları yerleştirdiğimizde Türkiye'deki Atatürk Üniversitesi'ne çok Türkiye'nin en köhne üniversitesidir ve çok brand bir üniversitedir. Orada 4 yıl normal Türkiye'de eğer okuyormuş kimi aynı şekilde okuyacaklar ve diplomalarını alacaklar. İlde 2 defa sadece Türkiye'ye gidecekler. 2 gün kalıp imtihan verip gelecekler. Hem de onun ben şeyini de söyleyeyim buradan biz herkes duyanlar için gerçekten çok serfeli. İllik tahsil hakkı 370 manat. İlliği. Yani gıyabi. Böyle. İlliği sadece bu. Ve bunu da iki sitede ödüyorlar. O yüzden İki sitede. De iki sitede. Kendi öz sayıtları olacak. Kompütürden girecekler. Rahat rahat orada derslerini çalışacaklar. İki imtihan Türkiye'de. Dört imtihan Bakı'da olacak. 380 manat. 380 manata bir il ərzində Türkiye'de tahsil hakkı olan üniversite eşitmişdiniz. Böyle bir şansı size kimse vermişti. Eminim ki yok çünkü bugün ben özümde şoktayım ve bir il ərzində hatta bu məbləği iki dəfəyə de böyle ödeniş imkanı varsa size desem inanarsınız. İnanmazsınız ama ben size deyim ki bu bir həqiqətdir ve bu həqiqəti final dershanesi size yaradır. Bundan bir şey kalır yararlanmak. Burada evet. Limit var mı, mehdudiyet var mı tələbə sayında, şagird sayında? Yok öyle bir sıkıntımız yok. Hatta biz gaydiyatlarımıza başladık. Şu anda 7 tane nöbetiyle için yani bu sentyabr için öğrencimiz artık gaydiyattan geçip isteyen gitmek isteyen bütün arkadaşlarımız için de gelsinler dershanemize karşılıklı oturarak onlardan konuşalım. Telefon açsınlar. Gerekirse benim telefonumu da kızlardan alsınlar, arkadaşlarımız versinler. Onlara da sohbet edelim. Fakülte konusunda da onlara biz yardımcı oluyoruz. Hangi fakülte daha... Sözlü kuvvet. Eyaniye dahil olsun. Gıyabini dediğiniz 380 manatla evet. İkinci bir ixtisasa dahil olsun. Evet. Hem orada cibine qənaət etmiş olacak. Evet. Eyaniyede Türkiye'de okumuş olacak. Evet. Ve eyni anda bir 3 ile 4 ilinde bakın hansı təhsil müddətində neçə ilə. Eyni anda üniversiteyi bitirəndə 2 təhsil birden alacak. Düzdür. Tam fərqli 2 ixtisas. Düzdür. Eyani gidebilenler için de onlar da gıyabi okuma şansı elde etmiş olacaklar. Süper. Hem çalışacaklar, işlerini devam edecekler hem de Türkiye'de 4 yıl sonra. Ha 4 yıl sonra da ne yaparlar? Fakülteyi bitirdikten sonra da biz onlara eyani olarak magister ya da doktoranturaya düzeltebiliriz.